Tabii ki transfer dönemi içerisinde birçok teklif geliyor. Oyuncuların ilgilenenler, oyuncuların ilgilendikleri, bizim düşündüğümüz, başkasının düşündüğü. Bu transfer dönemi içerisinde hep teklifler olacak. Yani bizim de başka takımlara yine hep her zaman görüştüğümüz teklifler oluyor. Bu dönem bitene kadar bunları hep yaşayacağız ama şu an hem Kerem hem Derek Köm bizim oyuncumuz ve bizle beraber devam edecekler. Tabii ki bir gelişme olursa bunu en doğru kararı verecek olan kulübümüz. O yüzden bununla ilgili bir açıklama yapacaktır ama şu anda oyuncularımız bizle birlikte hafta sonu, cuma günü, hafta sonu da değil, iki gün sonra çok önemli maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak aslında artık bu maçlara adapte olmak, hazırlanmak istiyorum. Çünkü yani transfer dönemi benim için hep zor geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra aslında oyuncular elimizde netleştikten sonra, kadromuz netleştikten sonra her zaman performanslar daha yukarı gidiyor. Takım performansı da yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki dediğim gibi transfer teklifleri gelecek, bizden teklifler gidecek. Bu süreç içerisinde birçok aksiyon alınabilir. Ama şu anda oyuncularımız bizde, bu anlamda da yani cuma günkü maç için onlarla birlikte hazırlanacağız. Ya şöyle, ben aslında Süper Kupa maçı öncesi de söylemiştim. Yani iki takım için de yani burada kazanıp veya kaybetmek hiçbir zaman sezonun belirleyici maçı olmayacak. Sezon başı iki takım da hazır değil. Ve özellikle dediğim gibi yani ilk resmi aslında maçımızdı. Şimdi lig başlıyor. Yani bir haftada aradan bir süre geçti. Yani bizim için belki bu senenin zor kısmı, tabii ki transferler, gelenler, gidenler ama 5 tane oyuncumuz milli takımdaydı ve bunlar bizim için çok önemli, çok değerli oyuncular. Bu oyuncuların döndükten sonra 10 gün sonra tekrar bir maça çıkarttık. Biliyorsunuz bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar, maç oynadılar. Ve onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Onların adaptasyon sorunları, takıma adaptasyonları. Bizim tabii ki sezon başı yani daha yüksek tempoda çalışıyorsunuz. %100 hazır olmuyorsunuz. Hep altını çiziyorum yani bu bir sezon başı, bu sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor ve şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Yani son oynadığımız Süper Kupa maçı tabii ki oyun olarak istemediğimiz bir oyun değil, oyundu ve sonuç olarak da bizi çok üzen, yaralayan bir sonuçtu. Ama buradan bir ders çıkartacağız. Bu dersi de erken çıkartmamız çok önemli. Bence bu hafta içi çalışmalarımız, oyuncularla yaptığımız toplantılar çok olumlu geçti. Antrenmanlar da çok olumlu geçiyor. Cuma günkü maça, lige başlamaya çok hazırız. Bir kere tekrar hatırlatayım, biz son 2 senenin şampiyonuyuz. Burada en az sorunsuz ve en güçlü kadroya sahibiz. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi bizde. En az gol yiyen defansı, en çok gol atan futbolcusu, en çok asist yapan futbolcusu. Bunun üzerine de çok önemli transferler yaptık. Ve geçen seneden daha da güçlü olacağız. 2 senedir yani ben buradayım. 2 sene sezon başı da hep böyle bir kaos yaratılmaya çalışıyor. Bu kaosun içerisinden çıkıp lige olumlu bir şekilde başlamak istiyoruz. Ben özellikle Büyük Galatasaray taraftarına tekrar buradan seslenmek istiyorum. Takımlarına güvensinler, hocalarına güvensinler, yöneticilerine güvensinler, başkanına güvensinler. Burada çok büyük bir çalışma var, emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. 2 sene onları çok mutlu ettik. Şunu net bir şekilde tekrar söylemek gerekiyor. Yani biz ilk sene 14 maç üst üste kazandık. Bir maç kaybettik. Burada inanılmaz bir gürültü koptu. Geçen sene 17 maç üst üste kazandık. 18. maçı kaybettik. Yine inanılmaz bir gürültü koptu. Galatasaray'da her zaman bu olacak. Bunu biliyoruz ama burada da takıma destek olmak gerekiyor. Takıma güvenmek gerekiyor. O yüzden hep beraber cuma günü tekrar yeni bir sayfa yazmak için, rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler. Biz hiçbir zaman son 2 senede onların güvenlerini boşa çıkartmadık. O yüzden ben oyuncularımla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağım. Oyuncularım çok motive ve hafta sonu lig başlıyor. Hem lig devamında Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz. Burada da biz başımızı kaldırdık, kendimize güveniyoruz. Onlar da cuma günü takımı her şartta desteklemelerini isterim. Zaten her zaman her şartta bizi desteklediler. Yine cuma günü tekrar onlarla birlikte yürüyüşümüz başlıyor, yolumuz başlıyor. Yine zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor. Nevzat, bununla ilgili neler söylemek istersin? Zaten algı ülkesinde yaşıyoruz. Yani algılar ülkesinde yaşıyoruz. Devamlı her şey algılarla devam ediyor bu ülkede. Maalesef bunu değiştirecek gücümüz yok. Sadece sporda değil, her alanda bu algılar üzerine ve yönlendirmeler üzerine bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden hani maç sonu da söyledim.
Geçen sene de söyledim aslında, bir önceki sene de söyledim. Yani mağlubiyetler olur. Her mağlubiyetten sonra bunun en büyük sorumlusunun kendim olduğumu hep söyledim. Çünkü takımı hazırlayan benim, transferleri yapan benim, sahaya çıkaran benim, oyuncu değişikliklerini yapan benim. O yüzden burada birinci sorumlu her zaman teknik direktördür. Bunu hep kabul ettim. Kazandığımız şampiyonluklarda da hep beraber kazandığımızın altını çizdim. Çünkü kazandığımız zaman hep beraber kazanırız. Yani futbolda böyledir aslında. Kazanınca hep beraber kazanırız. Kaybedince teknik adamlar sorumlu olur. Yani bu sorumluluğu da üzerimize almamız gerekiyor. Yani burada nasıl övgü alıyorsanız, sorumlulukları da, yani kazandıklarınızda övgü alıyorsanız eleştiriyi de alacaksınız. Ama ilk kurduğum cümle Süper Kupa maçından sonra da birinci sorumlusu benim diye bu mağlubiyetin. Ya bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama burada teknik açıklamaları da tam olarak farklı şekilde yarısını kesip öbür yarısını alıp diğer tarafla birleştirip farklı şekilde yorumluyorlar. O yüzden teknik açıklamaları aslında belki daha az yapmak lazım. Çünkü yaptığınız teknik açıklamalarda oyuncuların adını geçirdiğiniz anda farklı bir şey anlıyorlar. Yani bunu maçtan sonraki gün Wilfred Zaha'yla da konuştuk aynı şekilde. Yani ona da çünkü takım içerisinden başka arkadaşı gidip ona hoca seninle ilgili eleştiri yaptı demiş. Ve ona anlattım. Yani ne olduğunu anlattım. Aslında beni oyun içerisinde ona anlattıklarımı tam olarak sahaya, çünkü unutabilir. Yani oyuncu bir anda oyun heyecanıyla birlikte girene kadar farklı bir şey düşünebilir, unutabilir. Bunun da maçtan sonraki açıklamamda bunun da aslında oyuncu unutabilir diye de bir şey yapmıştım. Aslında burada onu eleştirici ve suçlayıcı bir şey olmadığını ona da söyledim. Onunla da konuştuk. O da aynı şekilde haklısınız dedi. Ben orada yanlış anladım, yanlış dedim. Siz kusura bakmayın dedi. Yani bu kadar güzel, kaliteli diyaloglar var bizim aramızda. O yüzden oyuncuları bir kere çok seviyorum, çok değer veriyorum. Yani bu başarılarda en büyük payı her zaman onların. Bundan sonra da öyle olacak ama dediğim gibi bazen yani burada yani sonuçta bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden, bu sadece Galatasaray üzerinden değil, Fenerbahçe'de kaybetse, Beşiktaş'ta kaybetse, Trabzonspor'da kaybetse, bu kaybedilen maçlar üzerinden, takımlar üzerinden konuşmalar yapılacak, konuşmalar olacak. Yani bu futbolun da aslında bir anda güzelliği de bu. Yani bu çekişme, bu heyecan, takımların kazandığında ve kaybettiğinde birbirlerini eleştirmesi, aynı şekilde taraftarların da. O yüzden bunları normal karşılıyoruz ama biz kendi içimizde yine güçlüyüz, birbirimize sarıldık ve dediğim gibi Cuma günkü başlayacak lige çok hazır bir şekilde hazırlanıyoruz. Şimdi transfer dönemi tabii ki yani bitene kadar biz de oyuncu alabiliriz, bizden de oyuncu gidebilir. Yani buna her türlü hazır olmamız gerekiyor. Tabii ki kadromuzu her mevkide en az iki tane oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz. Burada yapacağımız takviyeler her zaman bizim için önemli. Yani takviye de yapabiliriz, hep bunu söylüyorum. Üç tane önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyacımızı görüyoruz aslında. Bunu en doğru şekilde yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında dediğim gibi yani takım iki senenin şampiyonu ve burada içimizde çok önemli oyuncular var. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Oyuncularımızla birlikte yani bu en kısa zamanda en güçlü halimize ulaşıp yani oyun olarak zaten hep domine eden maçları bir Galatasaray vardı. Ben yani son maçla ilgili yani Olimpiyat Stadı bizim için her zaman bir kabustur. Yani Galatasaray için de öyledir aslında baktığımızda geçmişe. Aslında geçen seneye baktığımızda Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız maçlardaki performanslarımız hep düşük olmuştur. O yüzden kendi stadımızda, kendi seyircimizin önünde çok güçlü bir performansla lige başlayacağız. Onun yanında demin yani bu konuşuluyor yani siz de Nando'yla da bunu konuşmuşsunuzdur. Yani maç sonrası soyunma odasında, devre arası soyunma odası yani daha ilgili böyle birçok şey iddia ortaya atılabiliyor ama yani ben biz oyuncularımızın saygısına, sevgisine her zaman inanıyoruz ve oyuncularımızın sahadan çıkarken de, maçtan çıkarken de yani ufak tefek tepkileri olabilir. Yani bu reaksiyon sadece
Hani birine kızmak, takıma kızmak, hocaya kızmak veya başka bir şeye kızmak değildir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Yani bu saha içerisinde nasıl oluyorsa, 60. dakika bir oyuncu çıkarken nasıl oluyorsa, bazen 88. dakika oyuncuyu çıkartıyorsunuz, oyuncu bakıyorsunuz farklı bir tavır sergileyebiliyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bunu görüyorsunuz. Her hocaya karşı görüyorsunuz veya her kulüpte bunu görebiliyorsunuz. O yüzden burada yani oyuncuların iyi niyetine güvenmek gerekiyor. O yüzden yani her zaman oyuncular yani sonuçta insan. Yani hepimiz öyle insanız. Yani şöyle yani biz zaten soyunma odasında oyuncularımızı çıkardıktan sonra onlara hep hani neden çıkarttığımızı, ne düşündüğümüzü de açıklıyoruz maç öncesi, maç sonrası. O yüzden yani bu tür şeyler tabii ki olacak. Yani bazı oyuncu çıktığında hiç mutsuz olmaz, bazısı mutsuz olur. Yani bazen mutsuz olmak da gerekir. Yani oyundan çıktığınızda mutsuz olmak da gerekir. Ama en doğru şekilde burada oyuncularımıza, bizlerin onlara olan sevgisi, saygısı, onların bize olan sevgisi, saygısı hiçbir zaman değişmez. O yüzden saha içerisindeki ne oluyorsa soyunma odasında da bu tür şeyler olabiliyor. O yüzden bunu da yani çok böyle farklı bir şekilde yansıtılmasını da doğru bulmuyorum.